Merhaba canlar, ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi özdeşliklerde bazı şeyleri öğrenmiştik ya. X eksi y'nin karesi, x kare eksi y kare, x artı y'nin karesi şeklindeki şeylerde. Yani bunları hemen şöyle bir yazayım isterseniz. Mesela x artı y'nin karesini öğrenmiştik. Ya da x eksi y'nin karesini. Ya da arkadaşlar x kare eksi y kareyi öğrenmiştik direkt, değil mi? Bunların kısa yoldan nasıl yazılışlarını, mesela örnek vermek gerekirse bunu nasıl yazıyorduk? İlkinin karesi yani x kare artı x de y'yi çarptık, x y 2 katını al 2x y arkadaşlar. Bir de ne yapıyorduk? İkincinin yani y'nin karesini almış oluyorduk. Ya da x eksi y'nin karesi neydi arkadaşlar? X kare eksi 2x y artı y kareydi. X kare eksi y kare, x kare eksi y kareydi arkadaşlar. X artı y çarpı x eksi y'den yapıyorduk. E peki şunları nasıl yapacağız şimdi? Bakın sorulara. X eksi y'yi vermiş. X artı y'yi vermiş. X kare eksi y kareyi istiyor. E tamam. X kare eksi y kareyi biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? X artı y ile x eksi y'nin çarpımı zaten neye eşit? X kare eksi y kareye. Peki x artı y ne? 15 çarpı x eksi y ne? 5. E bunların çarpımı ne arkadaşlar? 75. X kare eksi y karenin direkt 75'e eşit olduğunu buradan söyleyebilirsiniz. Tamam. Geçtim. X kare ile y karenin toplamlarını vermiş arkadaşlar. X eksi y'yi vermiş. X çarpı y'yi bizden istiyor. Şimdi şöyle yapsam arkadaşlar. Şu x eksi y'nin karesini alsam ne çıkıyor? X kare eksi 2xy artı y kare çıkıyor değil mi? Peki x eksi y dediğimiz ne arkadaşlar? 8. Yazalım. 8'in karesi eşittir. Burada ne var? X kare artı y kare değil mi? Ona ne vermiş? 100 vermiş. 100 eksi 2 tane xy. E şurası ne? 64. Burası ne? 100. Burası ne? 2xy. Şimdi arkadaşlar baktığınızda şurasının direkt neye eşit olması lazım? Değil mi? 36. 36 olacak ki 64 ile toplayıp 100 etsin. O zaman 2 tane xy'yi 36 dersem arkadaşlar, bir tane xy'yi direkt ben 18 olarak bulabilirim. Burada biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Cebirsel ifadelerde o özdeşlikleri bu tarz işlemleri yaparak kolaylıkla bulmuş olduk. Tamam. Bununla ilgili yine bir soru çözüm videosu daha yapacağım arkadaşlar. Hem konu anlatım hem soru çözüm gibi olacak. Bu şekilde daha iyi kavrayacaksınız. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin.